O ne? Arkadaşlar hoş geldiniz. O ne? Şu mesaj aldığım zaman, sevmediğim zaman küsür bende. Çüştü mü şarkıcı? Sen çüştü mü? Bak sen herkes çok sevik. Hava da çok sıcak ya. Ya bak dili dışarıda ponemin. Tamam poni çok rahatsız etmiyorum. Cidde soğuk bir yere yat. Nasıl sıcak? Nasıl sıcak? Ateşin var poni. Poni yanıyorsun sen yanı. Arkadaşlar şimdi koşamamız var bizim. Koşamamın yanına gideceğim. Ondan önce şu Hint tavuğumuzu civcivlerini göstereyim. On olmaz sıcak. Yanıyorum abi. Bak bak hele bak maşallah. 3 tane koçama civcivimiz kaldı. Maalesef kaybettik. Belki biri daha ölebilir. Umarım doğru düzgün büyütebilir. Bu koçama büyütmek gerçekten zor arkadaşlar. Şimdi gideceğiz. Bizim eniştenin yanına sizlerle hiç paylaşmadım. Eniştemiz sıkıntıları var. Biraz sıkıntılı durum. Umarım kaybetmeyiz. Ölüme doğru gidiyor. Bitcoin'le Saboş'a bak. Saboş, Bitcoin. Bravo. Sakin ol. Saboş. Kocaman oldu arkadaşlar Saboş. Gerçekten arkadaşlar geldikten sonra Bitcoin'den sonra kendine geldi. Bayağı bir hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Çünkü yalnızlığı hiç sevmiyormuş bizimkisi. Ayaklarım mı kayır senin la? Ha? Neyse. Aa güzel çekmiyor. Arkadaşlar bu küçük eniştemiz. Enişte diyelim daha doğrusu. Ayağının dibinde bir sıkıntı var. Valla tedaviler yaptık ama iyi değil. Aksıyor hayvanımız. Eşi de biliyorsunuz buk düştü. Şu ayağında bir sıkıntı var. Şu sol ayağında bir sıkıntı var. Tam gezemiyor veya da tutunamıyor. Bak yere koyayım. Biraz basır ama bir sıkıntı var hayvanın. Eklerinde mi bir sıkıntı var? Bütün tedaviler uyguladık. Ancak çözüm olmadı. İnşallah kaybetmeyiz. Daha önce böyle koşamalarımız vardı. Hepsi aynı sıkıntıdan gitti arkadaşlar. Maalesef öldüler yani. Koşama bir rahatsızlandı mı, hastalandı mı? Toplaması da çok zor olur hayvanın. İyileşmesi de. Yani çözülemedik bir şey. Hayvan şu an gayet sağlıklı. Ya ayağa sen ne ettin acaba kardeş? Bir yere mi çarptı, bir yere mi vurdu? Bir türlü çözemedim. Allah sonumuzu hayırla çıkarsın kardeş. Cevabım sen nazar mı verdiler yoksa? Sana nazar mı verdiler? Çok sevdik ya. Çok cana yakın dedik ya arkadaşlar. Sana nazar mı verdiler? Oğlum. Allah'tan yedek horozumuz var. O yüzden zaten koşamalar çok fazla videoya almıyorum. Açık konuşayım. Bazı hayvanlarımızı göstermemek daha iyi. Az çekmek daha iyi. Şimdi velhasıl kelam bu böyleydi. Şimdi içeride baktım civcivler çıkmaya başlamış. Buradaki asıl temamız bu olacak videonun. Civcivleri bir göstereyim sizlere arkadaşlar. Eniştemizi de tekrar yerine koyalım. Akşama dek hayvanımız nöbet tutar içeride. Sen canımı yedirim seni. Sen gir yavaşça gir. Bismillah. Şöyle bakalım içeri doğru girebilecek miyiz? Şöyle. Civcivini gördünüz değil mi arkadaşlar? Koşamamız gurk oldu. Ve bu gurkluğunu da tabii ki kutluyoruz. İnşallah civcivler de sağ salim büyütür. Geçen yıl çıkarttığı bütün civcivleri çok güzel bir şekilde büyüttü. İnşallah bu yıl da aynı şekilde olur. Hatta erkek koşamoyu ayırır mıyız bilmiyorum. Deneyeceğiz. İnşallah civcivlere zarar vermezse ayırmam. Ama civcivlere zarar verirse sıkıntı. Hanımımızın altındaki şimdi yumurtalara bir bakalım. Boş olan kabukları alalım. Değil mi? Eş, bir bakayım altında yumurtaları boşları alalım. Şu kabukları falan. Bayağı boş kabuk var. Güzel. İnşallah bol bol dolu dolu yumurtalardan. Kabuklar almazsanız kurt tavukları genelde yatmaya devam ediyorlar. Altında yumurta var zannediyor. Şu an mesela yine var orada. Bir sürü var. Şu yumurtalara bir bakmak lazım. Civciv de var altında. Şu önce bir boşları alalım. Şimdi de altında çıkmayan yumurtalara bakalım. Hele bunun cücüklerine bak. Çok güzel maşallah. Maşallah oğlum kızım. Şunlara bir bakalım. Boş yumurtalara yatıyor olma. Şöyle yere koyayım. Altına tekrar bakabilir miyim kızım? Sen başka yumurta var mı? Epey civcivim var la senin buydu. Hele çıkın cücükle kapıya. Bakayım. Bayağı civciv çıkartmış. Tamam.
Başka da yumurta zaten yok. Ayno. 2, 4 tane, 5 taneler. 5 tane civcivimiz var. Hem de koşamam arkadaşlar. Vatana millete hayırlı olsun. İnşallah kurt avımız da şimdi yakın zamanda kalkıp bütün civcivlerine bakmaya başlayacaktır inşallah arkadaşlar. Çok mutluyum. Ama bu yumurtalara bir bak, kontrol edin. Aynen boşmuş zaten. Bu da boş. İki tanesinin üstüne yatmaya devam eder. Yatmasın, kalksın diye uğraşacağım. Aynen bu da boş. Değerli kardeşlerim, yemek ve suluğumuz hazır. Şimdi koşamamızın altında civcivlerle birlikte yere indirmem lazım. Bunları koyacağım. Şu civcivlere yem. Bu da su. Suyu biraz böyle sıkıştırsın. İyi olur. Şu ne oluyor? Cücen işte. Çeçil oradan. Uşakları indireceğim aşağı. Şimdi önce kurt tavuğumuzu bir alalım. Bir bakalım hayvanımıza bit var mı arkadaşlar. Bayağıdır yatıyor hayvanımız. Hava çok sıcak çünkü. Uy. Bitin yok kızım. Her yerin toprak zaten kız. Bu kendini iyi bakmış ha. Böyle eşinmiş dışarıda. Tamam in. Şimdi civcivlerini indiriyoruz. Birinci civciv. İkinci cücüğüç. 3, 4 ve 5. Ha kardeş ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koşamamızın civcivleri yanı başında artık suyunu içip yemini yiyebilirler. Civcivler çok küçük, ayakta zor duruyorlar ama kurulmuşlar yani, çünkü bayağı olmuş çıkalı demek. Şimdi yukarıda durursalar anne aşağı iner, civcivler de yukarıda kalır, olmaz. Bu şekilde anne şimdi aşağıda civcivler. Bu konumda dikkat etmeniz lazım. Horoza bakmanız lazım ama akıllı hayvanlar. Zannetmiyorum bir şey olacağını veya da bir şey yapacağını horozun. Ancak yine de kontrollü olun arkadaşlar. Çünkü her ırk farklı şekillerde tepki verebilir. Bu horozumuz bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çünkü akıllı oluyor koşamalar. Ama başka bir horoz civcivleri öldürebilir. O yüzden dikkat etmelisiniz. Şimdilik anne tavuğumuz suyunu içir. Çocuklara da öyledir. Yemini yer. Keyifler yerinde. Hadi bakalım. Değerli kardeşlerim, diğer videolarda inşallah görüşürüz. Yarınki videoyu kaçırmamak için aşağıya bir like attır. Bir de yorum düştür. Bir de abone oluruz değil mi? Tamamdır.